Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, bu videoyu gene Perşembe günü çekiyorum ama akşam çekiyorum. Çalışıyordum çünkü. Cuma sabahı muhtemelen izleyeceksiniz ve herkese de hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Şimdi haftanın oyuncuları falan geldi. Etkinlikler geldi. Onlara bakacağız. Sizleri bilgilendirmem gereken konular var. Muhtemelen çoğunuz biliyordur çünkü ben bu videoyu çekmekte geç kaldığım için hepiniz biliyorsunuzdur. Ama gene ben yani bir bir tek tek değinmek istiyorum. Öncelikle bir eFootball uygulamasına gireceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde gelecek olan oyuncular var. Onlara bakacağız. Dilerseniz hemen hızlıca bir uygulamaya geçeyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamamıza geçtiğimizde şöyle İspanya Ligi oyuncuları gelecek Pazartesi günü. İspanya Ligi hücum oyuncuları bunlar. Sol açık, sağ açık, ofansif orta saha falan. Santrafor var mıymış içinde? Santrafor da var. Epic oyuncu gelecek arkadaşlar. Güçlendirici Epic. Kim gelecek şu an belli değil. İspanya Ligi Epic oyuncularından gelecek. Hani İspanya Ligi'nden gelecek. Muhtemelen hani mesela kim olabilir? Raul olabilir. İşte Cruyff olabilir. Daha farklı Epic'ler de olabilir. Bunlar tamamen hücum oyuncuları olarak gelecek. Bu oyunculara tek tek bakmayacağız. Sadece kim, hangi ligden oyuncular gelecek onları söyledim. Şimdi bunlara baktık. Bir de arkadaşlar, bir dahaki pazartesi ya perşembe ya da perşembe günü olabilir. Tam emin değilim. Bir de İtalya Ligi savunma oyuncuları gelecek Epic olarak. Yani kim olabilir? Maldini olabilir, örnek veriyorum. Veyahut da başka savunma oyuncuları da olabilir. Ama İtalya Ligi olacak bunlar. Bilginiz olsun. Bunlara da sonra bakacağız tek tek. Bir de adaylı sözleşmeli oyuncular gelecek. Onlar kimler? Şunlar arkadaşlar. Adaylı sözleşme süreleri bitiyor biliyorsunuz. Onun için adaylı sözleşmeye oyuncular gelecek. Kimler gelecek? Yüksek seviyeli oyuncular var. Griezmann, Toni Kroos, ondan sonra Ricardo Harto, Regoni, Declan Rice, en yüksek seviyeli oyuncu Declan Rice galiba burada arkadaşlar. Kaleci Vicario var mesela. Ondan sonra Bakayoko var, sağ açık oyuncusu. Bu oyuncular adaylı sözleşmeye gelecek ama içlerinden bazıları maç bileti kısmına da konabilir. Şu an tam emin değilim. Bir de arkadaşlar, Süper Lig oyuncuları aday... Bir dakika, reklam girdi, çok affedersiniz. Evet, devam edelim. Bir de arkadaşlar, Süper Lig oyuncuları adaylı sözleşme olarak gelecekmiş. Muhtemelen öyledir. İnşallah adaylı sözleşme olarak gelir. Yani kimler var burada? Icardi. Ondan sonra Thiam var. Kaleci Nita var. Pedrinho var. Özdemir, Burak Özdemir, Barış Özdemir mi? Barış Özdemir değil, Burak Özdemir olabilir, bilmiyorum. Turkcell Süper Lig oyuncuları, Turkcell değil lan. Trendyol Süper Lig oyuncuları gelecek işte. Ferdi Kadıoğlu var mesela burada. Evet. Ama ben Icardi için, yani inşallah top açılımı olarak değil de adaylı sözleşme olarak gelirse Icardi'yi almayı düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Şimdilik baştan sağma bir baktık ama çünkü daha net seviyeleri bile belli olmadığı için öyle kimlerin geleceğini, hangi ligden oyuncular geleceğine baktık arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim ve sizlere söylemem gerekenleri söyleyeyim ben. Evet arkadaşlar, bugün topluluk sekmesinde de paylaşmıştım. Tekrar söyleyeyim. Şöyle neredeydi, hemen size göstereyim. Şöyle karşımıza çıkar birazdan. Evet. Ücretsiz ilerleme puanı sıfırlama kampanyası geldi. 13 gün, 13,5 gün falan geçerli. Yani 2 hafta geçerli. İlerleme puanı sıfırlama ücretsiz oldu. Bugün geldi bu olay. Zaten şeyde paylaşmıştım arkadaşlar. Topluluk sekmesinde herkesin haberi vardır. Şimdi haftanın oyuncularından 2 tane top açma hakkı bedava alabilirsiniz. Etkinliklerden yapay zeka kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Birincisi Japon Ligi etkinliğinden alabiliyorsunuz bir tane bedava. Bir de Amerikan Lig Amerika'dan da bedava top açma hakkı alabiliyorsunuz. 2 tane arkadaşlar. Bilginiz olsun, ben aldım. Şimdi top açılımı da yapacağız zaten. Şimdi etkinlik ve MVP'ye gelelim. Buradan değil. Evet. Bir tane İtalya Ligi oyuncularından İtalya Ligi etkinliği var. Burada futbol parası mı alıyoruz bakalım. Evet, bir tane 50 futbol parası buradan alıyoruz. Sonrasında Japonya Ligi etkinliği var. Buradan futbol parası alıyor muyuz? Buna bakacağım. Ve Galatasaray'ı seçelim. Muhtemelen evet. Aynen. Buradan da 50 futbol parası alabiliyoruz. Etti 100 futbol parası. Lig Amerika etkinliği var. Buradan da futbol parası veriyor mu acaba, bakalım. Evet. Lig Amerikan'la
etkinliğinden de 50 futbol parası veriyor. 150 futbol parası oldu. O kadar. Toplamda 150 futbol parası alabiliyorsunuz. Bu neymiş? Ortaklaşa MVP. Bu zaten vardı galiba. Evet. Bir de giriş bonusu olarak da 50 futbol parası vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Toplamda 200 futbol parası bence az değil. Güzel yani. Bana bir de 100 futbol parası özür hediyesi verdi. Ben kaleci bulmuştum bir tane haftanın oyuncularından. Bu kalecinin resmini yanlış basmışlar. Sonrasında resmini düzelttikleri için özür hediyesi olarak 100 futbol parası verdiler bana bir de. Yani sizin de bilginiz olsun. O kaleciyi kim çıkarttıysa. Hatta şöyle takımım diyelim, oyuncular diyelim. Ben size göstereyim hangi kaleci olduğunu. Sıralı alınma sırası. Neredeydi? Ha, kaleci tribün arkadaşlar. Bu kalecinin resmi yanlış basılmıştı. Düzelttiler ve bunun için bana 100 futbol parası hediye ettiler. Kalemi teşekkürler. Şimdi top açılımına geçeceğiz arkadaşlar. Hangi oyuncular var onlara bakalım. Japon oyuncular geldi burada. 100 tane oyuncu içinde bulabileceğiniz Japon oyuncular var. İsimlerini saymayacağım tek tek ama Showtime oyuncular bunlar. Ve Japonlar muhtemelen Japonlar içindir. Japonlar yani top açılımı yapar. Türklerin top açılımı yapacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde burada da güçlendirilmiş Showtime'lar var. Sonra haftanın oyuncuları geldi. Bir de şurada Lig Amerika oyuncuları geldi. Lig Amerika oyuncularına da bakmayacağım. Hepiniz zaten bakmışsınızdır. Fazla vaktinizi çalmayacağım. Şimdi haftanın oyuncularından iki tane top açma hakkımız var dediğim gibi arkadaşlar. Kimler geldi? Bir sürpriz isim olarak Muhammed Salah gelmiş. Mbappe var. Gabriel Magalhães, Pellegrini, Depaul, Kudüs. Kaleci Provedel var. Ondan sonra Solanke falan var. Güzel. Ben buradan kimi isterim? Bende iki tane Mbappe var. Üçüncüsü olsun isterim. Yok. Sol kanat, santrafor. Aynen. İki tane Mbappe var. Üçüncüsü olsun isterim. İstiyorum. Gelsin Mbappe gelsin. Fark etmez. Salah var. Salah gelmesin. Salah'tan fazla var. Gelmesi de olur artık. Ondan sonra başka bir Pellegrini olabilir, Depaul olabilir ve de Kudüs olabilir, Muhammed Kudüs de olabilir. Bunlar gelebilir yani sıkıntı yok. Şimdi ilk ücretsizimizi açıyoruz. Direkt bir iptal yapıp ikinciye anlaştık. Bakalım kim gelecek? Evet. Şu an nereye gidiyor? Nereye gidiyor? İtalya Ligi'ne gitti ve Pellegrini geldi. Güzel. Pellegrini istiyordum arkadaşlar. Bende Pellegrini yok. Gerçekten hiç elimde yok. Elimde olmayan bir oyuncuyu bulmuş oldum. Özelliklerine bakalım Pellegrini'nin. Gerçekten yani hiç olmayan oyuncu buldum nihayet. Hızlanma falan düşük ama göbek oyuncusu olarak geldiği için göbek özellikleri var. Hadi bakalım. Bir tane daha bastık. Diğer ücretsiz hakkımızı bastık. Bu sefer kimi verecek? Nereye gidiyor? Muhammed Salah geldi arkadaşlar 11 numara. Gelmesin dedim geldi. Kaç tane Muhammed Salah oldu bende? 3 tane Muhammed Salah oldu galiba. Evet 3. Muhammed Salah'ımızı da bulduk. Muhammed Salah'ın özelliklerine bakalım. Şimdi buradan ben aptallık yapıp futbol parası harcarsam muhtemelen alttaki oyunculardan verecek. O yüzden hiç harcamama gerek yok. Muhammed Salah da geldi. Ben de Showtime biliyorsunuz ki Muhammed Salah var onu kullanıyorum ve form derecesi A geldiği için. Onu kullanıyorum. Gayet de güzel bir oyuncu. Bakın şu. Bakalım yeni aldığımız Salah kadroya koyduğumuzda kaç oluyor? Alınma sırası Muhammed Salah 95. Aa bu sağ kanatta oynamıyormuş. Bak gördün mü? O zaman dur. Yerel derece yapalım şöyle. Geri koyalım. Tamam mı? Oyun planı listesi diyelim. Şuradan bakalım Muhammed Salah kaç oluyormuş. O oyun planı listesini bozmayacağım arkadaşlar. Alınma sırası. Şurada. Evet. Şöyle. 98 oluyormuş. Tamam. Başka kim almıştık? Pellegrini'ye bakalım. Göbekte. Ofansifte oynuyor mu? Oynuyor. 98 oluyor o zaman. Göbekte de 98 olur muhtemelen. Bakalım. Aynen. Takımdaki özellikleri nasıl oluyor? 90 oluyor. Top kontrolü. Top sürmesi falan iyiymiş bu arada. Ha. Sadece hızlanma değerleri falan birazcık düşük ama olsun. Muhammed Salah'ın top sürmesi falan nasıl olmuş? Ona bakalım. Top sürme 92 olmuş. Falsos falan hızlanma yok. Diğer Showtime tabii ki de daha iyi. Başka bakmamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yok yani işte size bir tane daha sözleşme. Aa şeyi açmadık lan dur dur dur. İtalya Ligi oyuncumuz vardı onu açmadık.
Bakalım kimleri çıkartmışız, onu da açalım arkadaşlar. Tribünü gör yapalım. Evet, Bastoni'yi hala çıkartamamışız. Cuadrado, Sommer ve Musah kalmış. Diğerlerini açmışız. Evet, bastık. Bunu da açalım hemen. Evet, Musak geldi. Hala bastonu vermedi. Bak, ben ilk başta dedim ki direkt bastonu gelsin. İlk bastonu gelsin, onu ben kullanırım dedim. Ve hala gelmedi. Muhtemelen var ya, o bastonu en sona saklayacaktır. Bak, adım gibi eminim. Evet, her neyse arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.